Merhaba arkadaşlar, benim adım Caner. İmanın Gücü programına katıldığınız için teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun? İnandığın gerçek Tanrı'ya tapınmak uğruna neler yapardın? Ancak başlamadan önce aşağıdaki yorum bölümünde fikrinizi bildirin. Şimdi bugünkü hikayeye başlamadan önce bu 10 bölümde umutsuz durumlardan geçen insanlar hakkında bazı şaşırtıcı hikayeler paylaşacağımı söyleyeyim. Onların Tanrı'nın yardımıyla bu durumların nasıl üstesinden gelmeye çalıştıklarını göreceğiz. Bu yüzden hiçbirini kaçırmamak için kanalımıza abone ol. Bugünkü bölümde tapınmayla ilgili bir hikayeyi ele alacağız. Diğer tanrılara ibadet etmeyi reddeden 3 kişi bu eylemin sonuçlarını bildikleri halde kralın emrine uymuyor. Onlara ne olacak? Bu soruyu cevaplamak için Kutsal Kitap'tan Daniel ve arkadaşların hikayesini okuyacağım. Şimdi senin de okumanı tavsiye ediyorum. Haydi birlikte okuyalım. Daniel 3. bölüm 1 ve 7. ayetler. Kral Nebukadnetsar altın bir heykel yaptı. Boyu 60'a, eni 6 arşındı. Onu Babil'le Dura Ovası'na dikti. Satrapları, kaymakamları, valileri, danışmanları, hazinedarları, yargıçları, güvenlik görevlileri ve illerindeki bütün öbür yüksek memurların diktiği heykelin alama törenine çağırdı. Ne? 9 katlı bina yükseklikte heykel mi? Hem de altından. Evet. Vay be. Babil Kralı Nebukadnetsar altından bir heykel yaptığı için herkesi bir araya topluyordu. Bunun için bir adama töreni yapılıyordu. Böylece satraplar, kaymakamlar, valiler, danışmanlar, hazinedarlar, yargıçlar, güvenlik görevlileri ve ellerindeki bütün öbür yüksek memurları Kral Nebukadnetsar'ın diktiği heykelin adama töreni için toplanarak heykelin önünde durdular. Sonra haberci yüksek sesle bağırdı. Ey halklar, uluslar, her dilden insanlar, sizler şöyle yapmanız buyruluyor. Bu adanmışlığın talimatları vardır. Bakalım ne olduklarını görelim. Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp Kral Nebukadnetsar'ın dikmiş olduğu altın heykeli tapınacaksınız. İşi sağlama almış ya. Yanında tüm orkestrayı da getirmiş. Aslında bu adamın ötesinde bir olaydı. Herkes heykele tapınmak zorunda mıydı? Fakat ya tapınmayı reddedenlere ne olacaktı? Her kim yere kapanıp tapınmazsa hemen kızgın fırına atılacaktır. Bu yüzden ne zaman boru, ney, lir, kanun, arp ve her çeşit çalgı sesi duyulsa bütün halklar, uluslar, her dilden insanlar yere kapanıp Kral Nebukadnetsar'ın diktiği altın heykeli tapındılar. Evet, altın heykeli tapmazlarsa yanarak öleceklerdi. Protesto ediyorum. Din değiştirmek için adam güç kullanmış ya. Evet. Çoğu kişinin kralın bu fermanla ilgili bir problemi yoktu. Çünkü onlar zaten putperesttir. Bu yüzden başka bir ilaha tapınmanın onlar için farklı bir yolu yoktur. Başka bir ilah ya da onların ilahlar listesine eklendi. Ancak 3 kişi bu heykele tapınmayı reddetti. Bu imgeye ibadet ederek düşünmeyi reddetti. Kim bu kralın kararına karşı gelmeye cesaret eder? Daniel 3. bölüm 8. ve 12. ayetler. Bunun üzerine bazı kildenler yaklaşıp Yahudileri suçladılar. Kral Nebukadnetsar'a, ey kral sen çok yaşa dediler. Çok yaşa diyorsunuz ama masum insanların da ölmelerini de istiyorsunuz. Bu astrologlar bu 3 adamın sahip oldukları pozisyonları kıskandılar. Kendilerince onlardan daha iyiydiler. Bu yüzden sonunda onları suçlayacak bir sebep elde ettiler. Böylece krala koştular ve onun beğenisini kazanmaya çalıştılar. Sözlerine şöyle devam ettiler. Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyan herkes yere kapanıp altın heykeli tapınacak. Kim yere kapanıp tapınmazsa kızgın fırına atılacak diye bir buyruk çıkardın. Ey kral! Oysa Babil ilinde yüksek görevleri atadığın Şadrak, Meşak, Abednego adında bazı Yahudiler var. Bu adamlar seni saymadılar ey kral. Seni ilahlarına kulluk etmiyorlar. Diktiğin altın heykele tapınmıyorlar. Zaten heykel gerçekten çok çirkinmiş ya. Hem dardı hem de çok uzun. Neden sadece öylesine heykelin önünde diz çöküp Tanrı'ya gerçekten heykele tapınmadıklarını söylemediler? Yanan fırından uzak durmaları onlar için daha kolay bir yol olmaz mıydı? Fakat başka ilahlara tapınmamaya karar verdiler. Bu durumda sen ne yapardın? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaş. Daniel 3. bölüm 13-18. ayetler. Bu öfkeye kapılan Nebukadnetsar, Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu çağırdı. Bu kişiler kralın yanına getirdiler. Nebukadnetsar, ey Şadrak, Meşak, Abednego, ilahlarıma kulluk etmediniz, diktiğim altın heykele tapınmadınız doğru mu? Diye sordu. Ah ah ah, öfke gelince akıl uçup gider. Kral çok öfkelendi. Bunun sonucu bildikleri halde kralın fermanına itaatsizlik etmeye nasıl cüret ederlerdi? Kral onları çok iyi tanıyordu ve sahip oldukları bilgeliği ve bilgiyi biliyorlardı. Bu yüzden onlara krala bağlılıklarının kanıtlaması için son bir şans vermek istedi. Onlara şöyle dedi: "Şimdi boru, ney, lir, kanun, harp ve davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp yaptığım heykele tapınmaya hazırsan ne iyi. Ama ona tapınmazsan hemen kızgın fırına atılacaksınız. O zaman bakalım hangi ilah sizi elimden kurtaracak?" 250 derece sıcaklık çok ama çok sıcak. Şakaya gelmez. Onları ateşe tehdit ediyor ve onların tanrılarından daha güçlü olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Hiçbir tanrı onları kraldan kurtaramayacak diye düşünüyordu. Sorgulamadan kendisine itaat edilmesini bekliyordu. Peki ama onlar ne yapacaklardı? İmgeye tapacaklar mıydı? İbadet töreninin bir parçası olacaklar mıydı? Şadrak, Meşak, Abednego "Bu konuda kendimizi savunma gereğini duymuyoruz" diye karşılık verdiler. Kendilerini savunmayacaklardı. Çünkü artık kral Tanrı'ya karşı mücadele etmeye cüret etmişti. Bu mücadele artık onlarla kral arasında değil, kral ile Tanrı arasındaydı. Şöyle dediler: "Kızgın fırına atılsak bile ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır." Sadakat ya birine doğru koşmaktır ya birinden kaçmaktır. Kesinlikle çok doğru. Tanrı'ya olan sadakatlerinin onları koruyacağını biliyorlar. Çünkü Tanrı onları kralın elinden kurtaracaktı. Ne olursa olsun Tanrı'ya sadık kalmayı seçtiler. "Ama bizi kurtarmasa bile bil ki ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz. Diktiğin altın heykele tapınmayız." Caner, karanlıklar olmasaydı yıldızları göremezdik. Kesinlikle. İşte burada imanı görüyoruz. Tanrı'nın bizi kesinlikle sorunlardan arındıracağını bildiğimiz zaman iman etmek kolaydır. Ancak asıl iman testi bize yardım edip etmeyeceğini bilmesek bile Tanrı'ya sadık kaldığımız zamandır. Tanrı onlara yardım etmese bile altın heykele tapmayacaklardır. Çünkü onlar tek gerçek Tanrı'ya ibadet ederler. Daniel 3. bölüm 19 ve 23. ayetler. Nebukadnetsar, Şadrak, Meşak, Abednego'ya çok öfkelendi. Onlara karşı tutumu değişti. Fırının her zamankinden 7 kat daha çok ısıtılmasını buyurdu. Sonra ordusundaki bazı güçlü askerlere Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu bağlayıp kızgın fırlatmalarını buyurdu. "Dur be adam, sonra pişman olursun." Onların kaderi mühürlendi. Normalden daha kötü bir ceza alacaklardı ve fırını 7 kez daha ısıtıyorlardı. Böylece bu kişiler şalvarları, kaftanları, sarıkları ve öbür giysileriyle birlikte bağlanıp kızgın fırına atıldılar. Kralın buyruğu çok sıkı, fırında çok ısıtılmış olduğundan Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego götüne adamları ateş yaktı ve öldürdü. 3 adamsa Şadrak, Meşak, Abednego bağlı olarak kızgın fırına düştüler. Ateş o kadar güçlüydü ki alevler onların ateşe atan askerleri öldürdü. Ancak kendilerini ateşten kurtarmak için birçok bahane uydurmuş olabilirlerdi. Zihinlerinde eğileceklerini ama gerçekten ibadet etmeyeceklerini söyleyebilirlerdi. Ya da ona ibadet edeceklerini ve sonra Tanrı'dan bağışlanma dileyeceklerini söyleyebilirlerdi. Ya da bunu yaparak kimseye zarar vermediklerini söyleyebilirlerdi. Fakat Tanrı'nın bir puta boyun eğmemeleri gerektiğini bildiren emrini hatırladılar. Kendini zor durumdan korumak için hangi bahaneleri kullanırsın? Gerçeği savunmak için ölümü göze alır mıydın? Allah'tan korkan hiçbir şeyden korkmaz Caner. Kesinlikle öyle. Onlara ne oldu? Gardiyanlar gibi onlar da hemen öldüler mi? Hadi şimdi birlikte bakalım. Daniel 3. bölüm 24 ve 30. ayetler. O zaman kral Nebukadnetsar şaşkınlık içinde birden ayağa kalktı. Danışmanlarına "Biz ateşin içine bağlı 3 kişi atmadık mı?" diye sordu. Danışmanlar "Kuşkusuz ey kral" diye karşılık verdiler. 3 kişiyi kızgın fırına attılar. Kralı şaşırtan bir şey oldu. Bu neydi? Şimdi okuyalım. Kral "Ben 4 kişi görüyorum" dedi. "Ateşin içinde yürüyorlar. Bağlarından çözülmüş, hiçbir zarara uğramamışlar. 4.'ünün görünümü de bir ilahi varlığa benziyor." 4.'sü nereden geldi? O gardiyanlardan biri miydi? Onlar ölmediler. Tanrı onları korudu. İyi olan kazandı. Cennetten koluma gönderdi. Çünkü ona sadık kaldılar ve sahte tanrılara tapmak yerine ölmeye hazırladılar. Putperest kralın kendisi 4. kişinin insan olmadığını fakat doğaüstü bir varlık olduğunu biliyordu. Sonra kızgın fırının kapısına yaklaşarak "Ey yüce Tanrı'nın kulları Şadrak, Meşak, Abednego dışarı çıkıp buraya gelin" diye seslendi. Onların ölüm hükmünü veren aynı kral bu kez onların dışarı çıkmalarını istiyordu. Neden? onların tanrısının en yüce ve kendisinden daha güçlü olduğunu ve tıpkı onların da dediği gibi onları koruduğunu kabul ediyordu. Hatalarınızdan ders çıkarmak akıllıca bir şey. Bunun üzerine Şadrak, Meşak, Abednego ateşin içinden çıktılar. Satraplar, kaymakamlar, valiler, kralın danışmanları onların çevresine toplandılar. Adamların bedenlerinde ateşin hiçbir etkisinin olmadığını gördüler. Başlarındaki tek saç yanmamış, giysileri değişmemiş, ateşin kokusu üzerlerine sinmemişti. Onlar yaralanmadılar. Herkes onları görmek için geldi çünkü onlar gözlerine inanamadılar. Ateşe attığımız hiçbir şey yanmadan, hatta duman kokusu bile almadan ateşten nasıl çıkabildi? Rab yanlarında olunca dağları bile oynatabiliyorlar. Çok doğru. Bunun üzerine Nebukadnetsar, Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısına övgüler olsun dedi. Meleğini gönderip kendisine güvenen kullarını kurtardı. Onlar buyruğuma karşı geldiler. Kendi tanrılarından başka bir ilaha kulluk edip tapınmamak için canlarını tehlikeye attılar. Bu onlar için ve Tanrı için bir zaferdi. Onların sadakatinden dolayı Tanrı'nın adı yüceltilmiş oldu. İşte buyuruyorum, hangi halktan, ulustan ya da dilden olursa olsun Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısına saygısızca söz eden herkes paramparça edilecek. Evleri çöplüğe çevrilecek. Çünkü böyle kurtarabilen başka bir tanrı yoktur. Sonra Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu Babil eline daha yüksek görevlere atadı. Tanrı kendisine sadık kaldıkları için onları ölümden kurtardı. Kral onların tanrısını kabul etti ve haklardan ondan korkmalarını istedi. Bir diğer sonuç ise Tanrı'ya olan sadakatleriyle hak ettikleri bir terfi almalarıdır. Kral, gelecekte karşı çıkmayacaklarının emin olmak için kendisinin yakınına böyle insanların olmasına ihtiyacı vardı. Bu hikaye hakkında ne düşünüyorsun? İnancın uğruna ölüme göz alır mıydın? Aşağıdaki yorumlarda nasıl hissettiğini bizimle paylaş. Daniel ve arkadaşları ve seninle benzer yaşam deneyimlerine sahip diğer karakterler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misin? Bizimle iletişime geç. Onlar seninle paylaşmaya hazır olacağız. Bunun gibi daha fazla video görmek istiyorsan tüm yeni videoları almak ve eski videoları da izlemek için kanalımıza abone ol. Herkes istekli değilken kendisi merhamet gösteren bir adamdan bahsedeceğimiz gelecek haftaki programda görüşmek üzere. Hoşça kal.